Alo. Alo, neredesin? Neden böyle? Sana bir daha beni aramamanı söylemiştim. Ne söyleyecektin bana? Sanska. Sana telefon ettim çünkü... Çünkü bir karar verdim. Güzel. İyi olmuş. Sana bunun olmayacağını daha önce söylemiştim. Evet, bunları yapamayacağımı... Anladım Sanskar. Güzel. Biraz akıllanmışsın. Yeter artık. Her şeyi bitirmek istiyorum. Çok yoruldum Sanskar. Bu kadar yalana dayanamıyorum ben. Bir dakika, bir dakika. Ne demek istiyorsun sen? Sanskar. Herkese gerçeği söyleyeceğim. Yaptığım her şeyi anlatacağım. Kaçırmayın. Videoyu ve her şeyi, hepsini. O kadar yanlış yaptım ki. Kendi gölgemden bile utanıyorum artık. Ama yeter. Yeter. Artık bütün hatalarımı telafi etmek istiyorum ben. Yeter. Ne saçmalıyorsun sen Ragini? Aa, lütfen Sanskar. Beni anlamaya çalış lütfen. Sen haklıydın. Sen çok haklıydın. Benim için ailemin kararı, sevgileri, saygıları çok önemli. Bunlar benim için çok önemli. Bunlar olmadan yaşayamam. Peki Sanskar? Bunları kimin için yaptım? Uğruna uğraştığım kişiyi kaybettim. Lakşe'yi sonsuza dek kaybettim Sanskar. Ve o gerçeği kendi öğrenmeden ben ona söylersem... Belki beni affeder. Belki Svara'da... Kimseye bizden bahsetmeyeceksin. Neden kendini ateşe atmak istiyorsun ki? Sanskar lütfen. Sanskar. Ben bu boğucu hayatı yaşamayı sürdüremem. Her dakika ölüyorum. Sanskar. Sanskar. Ben bu oyunu oynayamam artık. Senin gibi güçlü değilim. Senin kadar cesaretli değilim. Bu yüzden herkese yaptıklarımı anlatacağım. Yakında... Herkes bütün yaptıklarımı öğrenecek. Ragini'nin mabede gideceğini söylemişti. Burada ne yapıyor? Ve orada kiminle konuşuyor?
edersiniz. Siz Şoba Bose'nin yakını mısınız? Evet. Ne oldu ona? O iyi mi? Evet, evet, o iyi. Sadece ilaçları değişti. Onları getirebilir misiniz lütfen? Ha, getiririm tabii. Tamam, teşekkür ederim. Yine. Bekle. Hayır. Bunu yapamazsın. Gerçeği kimseye anlatamazsın Ragini. Anlatacağım Sanska. Sen doğru söylemiştin. Bugüne kadar kendi kararımı verecek cesaretim olmamıştı. Ama bugün buna cesaretim var. Peki sen neden korkuyorsun Sanska? Ailenin senin hakkında ne düşündüğünü, hiç umursamadığını söylemiştin bana. O zaman neden böylesin? Herkes ailesini sever Sanskar. Aile bağlarına önem verir. Ailesini kaybetme korkusuna korkaklık denmez. Biz aslında kötü değiliz. Ama bazen iyiliğimiz bizim zaafımız olabilir. Sevgimiz bizi yanlış yapmaya mecbur bırakıyor. Sanskar, biz iyiyiz. Kendimiz için bir şey yapıyorsak, şartlar kötü olduğu için oluyor. Ama amacımız kötü asla değil. Eğer aile bağlarını kaybetmekten korkuyorsan, o zaman sana yardım edebilirim Sanskar. Yani bu zamana kadar bana yalan söyledin. Kimseye bir şey söylemeyeceğim Sanskar. Bu işte ortağız biz. Birlikte hedefimize ulaşana kadar denemeye devam edeceğiz. Sanskar, bana Lakşer yüzünden sevdiğin kişiyle ayrıldığını söylemiştin. Ayrılmadım. Lakşer yüzünden onu sonsuza kadar kaybettim. Bana hayatımın en büyük acısını yaşattı o. Ne? Ama nasıl? Bunu konuşmak istemiyorum. Lütfen bir daha bunu bana sorma, olur mu? Lakşia da sevdiğine ulaşamayacak. Svara'yı ondan uzaklaştırarak yalnız kalmasını sağlayacak. Ve yalnızlığında yanında ben olacağım. Sevgim sayesinde acısını unutacak. Ama Bay Durga Prasad Svara ile Lakşia'nın ilişkisini onayladı. Biliyorum. Ve ben ne yapacağımıza karar verdim.